hatta dünyadaki herkesi yenebileceksiniz. Ben hariç tabii ki. Kerteki! Sen iyi misin? Hayır, her şeyi mahvettim. Sadece ne kadar güçlü olduğumu gösterecektim. Bunu zaten biliyoruz. Şimdi o spor malzemelerini geri alamayacağız ama. Keşke yardımınızı kabul etseydim. Şimdi süper ninja linoları bu güçleriyle kimse durduramaz. Birlikte durdurabiliriz. Ha? İşte bu. Ninja linolar da birlikteyken çok güçlü. Hadi biz de öyle olalım. Şimdi kahraman olma zamanı ve benim bir planım var. Kertenkelenin söylediği gibi etrafa baktım ve bu atlama ipini buldum. Ya sen? Ben de yamuk bisikleti buldum. Başka bir şey yoktu. Ben bu patlak flaş topunu buldum. Hadi. İşte bu ninja linolar. Ne kadar da rahat. Hey ninja linolar. Hala arkanızda birkaç eşya bıraktınız. O döküntüleri kim istesin ki? İyi tamam, hadi o zaman. Bu kadar güçlüyken çok zor olamaz değil mi? Sen güçlüsün ama önce bunu. Şimdi sayınız bu kadar azken daha güçsüzsünüz. Ne? Biraz daha geliyor kertenkele. Ne? Ve şimdi de sonuncusu. Süper baykuş kanadı. Durun, durun. Bu kütükler sizi tuttuğu müddetçe hiçbir yere gidemezsiniz. Muhteşem kedi dinozorun korkunç kuyruğunu yakalıyor. Evet, o! Şimdi senden kurtulacağım kedicik. Bunu halletmeliyim. Süper baykuş kanadı. Yakaladım. Vay canına, çok zormuş. Ama evet, bunu yapabilirim. Tıpkı bilgisayar oyunu gibi. Evet. Dinozor gezintisine ne dersin? Hadi atla bakalım. Seni sürüngen beyinli. Bıraksana beni. Ve inişe geçiyorum. Başardık işte. İşte maskeliler. Baykuş kız, bana bir şey söylemedin. Barıştık mı? Sırf Romeo'yu yendik diye beni korkuttuğunu unutacak değilim. Hayır, ama senden özür dilemiştim. Hem o kadar çok korkutmadım ki. Evet, korkuttum. Tamam, ama barışamaz mıyız artık? Üzgünüm. Hayır. Dur, baykuş kız, lütfen. Kedi çocuk, o şeyi uçurması çok zordur. Umurumda değil. Baykuş kıza yetişip onunla barışmalıyım. Pterodaktilim! Merak etme, ben hallederim. Ha, ama önce küçüleceksin. Kedi çocuk. Bu korkunç. Minik pisiciye de bak. Biri gitti, ikisi kaldı. Yakalayın ninja linolar. Beni düzeltmek için o makine gerekiyor. Ama sesin, o da incelmiş. Yardım edeceğiz. Yardım istemiyorum. Vücudum küçülmüş olabilir ama ben büyük bir çocuğum.
çocuğum. Bunu göstereceğim. Süper hız ve çocuk. Ninjalinolar. Ne? Dans etmek istemiyorum. Ama pijalinolar dans etmeyi çok sever. Planın bir harika. Dünyayı ele geçirmek kadar değil. Tabii ki öyle. Şu dansı gördün mü sen? Güzelmiş. Ama dünyayı ele geçirince her istediğimi yapabilirim. Süper kamuflajlı kertenkele. Ama bunu seyretmekten daha güzel ne olabilir ki? Yakaladım kedi çocuk. Ben de seni yakaladım. Öyle bakmayın ninjalinolar. Yakalayın. Kertenkeleler aşkına bir plan yapmalıyız. Ve küçük olduğun için ona göre yapmalıyız. O kadar küçük değilim. Ve hala lideriniz olabilirim. Hadi gidelim. Olamaz. Bu tam bir felaket. En iyisi ben kullanayım. Ne? Tamam. İlk iş araç seçelim. Aa! Eyvah. Yün yumağına takıldı. Burada ne işi var ki? Baykuş planör ay kızını yukarıdan bulmamıza yardım edebilir. Ama kedi arabasıyla ona gizlice yaklaşabiliriz. Yakaladım. Baykuş kız sen ne yapıyorsun? Nasıl futbol oynadığımı gösteriyorum. Ha! Woo! Eyvah. Hadi kertenkele mobile gidelim. Oyuncakları yutan kocaman bir beyaz top arıyoruz. Her yerde olabilir. Parka doğru gidiyor. Kedi bıyığı aşkına. Ne yapıyorsun ay kızı? Pijamaskeliler karşınızda ay topu. Geceleri benim oynamam için bütün oyuncakları toplayacak bu alet. Ama biz seni durduracağız. Beni mi? Benim ay topum sadece oyuncakları değil, zavallı pijamaskelileri de yutuyor. Ne? Hayır, kertenkele. Vur baykuş kız, vur. Hey! Söylesene ay topu bizi neden... Süper sıçrayan kedi. Kertenkele imdat. Ay kaykayımdan in. Baykuş kız şimdi ne yapacağız? Baş dönmesinden hiçbir şey yapamıyorum. Nasıl uçup size yardım edebilirim ki? Yine ay kaykayına binip kedi çocuğa yardım et. Aa, yine mi? Ama yeni şeyleri beceremiyorum. Devamlı üstünden inersen yapabileceğinden emin olamazsın. Gerçekten denemelisin. Başarabilirsin. İmdat! İmdat! Kedi çocuk. Haklıymışsın baykuş kız. Onu kurtarmak için denemeliymişim. Şimdi kahraman olma zamanı. Kamuflajlı kertenkele. Nereye gitti bu zavallı kertenkele? Ne? Sen nerede? Hey, teşekkür ederim. Bu benim. Bayan kertenkele, bunu yapabilirsin. Kertenkele, tutunamıyorum. Çek beni. Ama kenara kayarsam dengem kaybolacak.
dayan, seni kurtaracağım, söz veriyorum. Sadece üstünde durup uçurmayı denemeliyim. Kertenkele dikkat et. Güzelmiş aslında. Ve bir de zor. Devam etmem gerekiyor. Duvara dikkat et. Sürüngenler aşkına biraz fazla yüksekteyiz. Panik yapma kertenkele, yoksa düşeriz. Doğru, sakin. Evet. Şimdi yavaşça indiriyorum. Evet. İşte böyle. Bu işi başaracağını biliyordum. Bak, durmadan denemen gerekiyormuş. Evet. Güveler, bırakın peşimi maskeliler. Kedi çocuk buz üstünde bir panter gibi zıplıyor ve sonra süper güçleriyle kimse karşısında. Nerede kaldın sen bakayım? Zavallı pisi. Şimdi benim kızağımdan defol. Kaç. Kedi çocuk dikkat et. Burası çok soğuk, yürüyemiyorum. Çıkar beni dışarı Romeo. Baykuş kız, galiba Romeo'yu ben durdurabilirim. Bak. Şimdi olmaz kertenkele, buraya gel. Kedi çocuk, ne yapacağız? Sen beni düşünme, Romeo kaçmak üzere. Çabuk onu durdur. Hızıma yetişemediniz değil mi maskeliler? Süper kahraman olabiliriz ama şu an kedi çocuk buz küpüne döndü. O yüzden ikimiz plan yapmalıyız kertenkele, çabuk. Ben de bunu söylemeye çalışıyordum. Ben ne yapacağımızı buldum ama yardımın gerek. Ama benim planımla belki. Tamam. Ne yapacağım? Ay, baykuş kanadı. Bu daha iyi. Tamam. Bunu laboratuvara bağlayınca sen de süper gücünle durdurmaya çalışacaksın. Evet ama... Sonra buz makinesini kontrol edebileceğiz. Hadi kertenkele. Hey dur. Benim gibi bir dehayı mı durduracaksın sersem şey? Neye işaret ediyorsunuz? Ha? Hey! Hayır! Kelebekler beni yere mi düşürdü yani? Al bakalım kedi çocuk. Gördünüz mü işe yaramaz güveler? Bu iş böyle yapılır. Ama onları kurtaracaktım. Belki kutuya girdikleri için mutsuzlardır. Kimse itilip kakılmayı sevmez ki. Öyle değil mi? Haklısın. Onlara kötü davrandım. Ama onlar bana öyle yapacak. Ben bir şey dememiştim. Bakın pijamaskeliler. Bu az gelişmiş kanatlı yaratıklar benimle. Ve onlara ne dersem yaparlar benim için. Uçun kelebek ordusu. Yakalayın onları. Ne yapıyorsunuz siz? Yakalasanıza şunları. Güveler kadar işe yaramazsınız. Ay kızının kötü davranmasını da sevmiyorlar. O zaman ay mıknatısıma yapışacaksınız. Beni dinleyin uçan şapşal şeyler. Durun ve beni dinleyin artık. Kötü ve kaba davranmayalım. Kahraman olma zamanı. Sen kelebekleri peşine tak baykuş kız. Kertenkele renklerini kullan. Tamam kedi çocuk. Kelebeklerin gündüz olunca yerlerine dönmesi için onlara iyi davranıp yemeleri için çiçek vermeliyiz ha? Çiçek mi? Ama çiçeğimiz yok ki. Sorun yok. Süper kedi hızı. O parmağını sakın bana doğrultma. Ne dersem onu yapacaksınız. Şimdi yakalayın onları. Ha? Tamam pijamaskeliler. Şimdi kelebekleri evlerine götürelim. Nazikçe. Merhaba kelebekler. Birlikte uçalım mı? Hadi buradan, hadi. Hey, renklerime bakın kelebekler. Hadi,
Gelin size göstereyim. Ne? Bunu mu seviyorsunuz? Nazik mi? Hey! Aa! Hey! Bu haksızlık ama. Ha, şimdi asıl kedi gücünü bir görün. Süper kedi hızı. Süper güçlü kertenkele. Hey, bu da haksızlık. Süper sıçrayan kedi. İşte böyle kazanılır. En iyi süper güçler tabii ki benim. Bu imkansız. En güzel güçler benimkiydi. Ben kazandım. Bence en iyileri kesinlikle benimdi. Ben kazandım. Yine. Benimle boy ölçüşemezsiniz. En büyük baykuş kız. Ha? Kertenkele? Kedi çocuk? Kedi çocuk! Hey! Hayır! Ay kızı yakalamış. Oh, onları yenmeye çalışmasaydım hala birlikte olabilirdik. Hey! Kahraman olma zamanı! A takımı kazandı. Bakın pijamaskeliler, güveler istediğim her şeyi nasıl da getiriyor. Merhaba ay kızım. Güvelerin iyi ama eminim en büyük oyuncağı getirecek güçte değillerdir. Şu dev T-Rex'i. Ne? Çok kolay. Hepsi bir takım olursa onu da getirebilirler. Ne? Hayır! Uçan şapşallar, birlikte dedim. T-Rex'i bana getirin. Birlikte. Ha? İmdat! Ay, su istemem. Geliyorum. Ucuz atlattık. Teşekkür ederim baykuş kız. Hiç sorun değil. Demin çok yanlış davrandım kertenkele. Pijamaskelilere atabilirim. Ah, düşündüğünden de daha iyiymişim. Ha? Neden duruyorum? Acaba motorda mı bir sorun çıktı? Romeo. Ha? Ha? Tüylü kuşlar aşkına. Sesin benim gibiydi. Ha, benim sesim de başka. Hayır, senin sesin benim. Kediler aşkına. Benimki kertenkeleninki. Bu daha güzel oldu. Ne kadar da komiksiniz siz. Ha? Arkandayım. Aslında buradayım. Hayır, buradayım. Yeter. Buradayım. Tamam, buradayım. Ben de buradayım. Oh! Hangisine basacağım peki? Aa! Oh! İşte kendi sesim. Senin değil. Hey! Bunun sesine ne olmuş böyle? Ha! Benimki de geri geldi. Benimki de öyle. Evet! Ses kutumu hemen geri verin. Ses kutum! Oh, hayır! Sesimi kaybediyorum. Artık kimsenin sesini çalamayacaksın Romeo. Pijama maskeliler alkışı hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Nedir kedi çocuk? Tamam. En iyisi sen gece ninjasını oyala. Sen de kamufle olup ona yaklaş. Ben de sonra kılıca... O usta Feng'in kılıcını nasıl kullanır? Hırsız ninja. Doğru ama... Kedi çocuk hayır. Sürüngenler aşkına. Asla usta Feng gibi olamazsın gece ninjası. O kılıcı hemen geri ver. Ah, gösteri zamanı. Hele. Geri gel hemen. Ne yapabiliriz? Çabuk. Kedi çocuğa yardım edelim. Süper zıplayan kedi. Oh!
anlaşılan pijama maskelilerin uyku vakti gelmiş bile. Kedi çocuk, kızmanın bir anlamı yok. Evet, hadi usta Fenk gibi sakin ol sen de. Bana kızma demeyi bırakın artık. İstersem kızabilirim. Siz onları oyalarken ben kılıcı alacağım. Gece ninjası. Ne? Kedi çocuk bize bile sinirlendi. Biliyorum. Hey! Asla usta Fenk kadar iyi olamazsın. Aa, öyle mi? Usta Fenk bunu yapabilir mi? Hayır. Kedi çocuk, yardım et. O kaydı hemen sileceksiniz. Dokunmayın ona, o benim. Ninjalinolar, bu sushi kafalılardan kurtulun hemen. Kedi çocuk, yardım et. Baykuş kız, kertenkele. Yardım et kedi çocuk. Nefes alamıyoruz. İmdat. Hayır. Mola bitti. Şimdi sonraki mekana. Gece ninjasını kovalarken baykuş kızla kertenkeleyi kurtaramam. Beni kandırdı. Kuyruğum donuyor. Geçici bir etkidir. Ama seni kafese tıkmama yeter bu. Sıra sende robot kertenkele. Robotlar yakalayın ve sonra devre kartımı geri getirin. Kuyruğumu hissedebiliyorum. Otopilot. Eğlenceliymiş. Yakalayın. Şu an oyun vakti değil. Çekil önümden. Göremiyorum. Kedi arabası. İkiye bir. Benim gibi bir kahraman için kolay. Dayanın biraz Greg Amaya. İnanılmaz kedi çocuk sizi kurtaracak. Süper hızlı kedi. Eminim kedi çocuk arkadaşlarını kurtarmaya gelecektir. Gözünüzü dört açın. Bakın, kedi çocuğun arabasını almışlar. Acaba onu ne yapıyorlar? Yardımımızı kabul etmesi gerekirdi. Güçlerimiz olmasa da bir şey yapabilirdik. Ama kafesteyken hiçbir şey yapamayız. Bana tokanı ver de şu kapıyı açmaya çalışayım. Hadi çıkalım artık. Çocuklar, ne yapıyorsunuz? Çıkmak için kafesi parçalıyorum. Kaçmaya çalışmayın. Güçleriniz olmadan orada daha güvendesiniz. Ama neredeyse çıktık. Sadece bir vita kaldı. Ve bunu güçlerimizle de yapmadık üstelik. Hayır, durun. Pijamalarınızı geri getireceğim. Ay! Kedi çocuk, yakala robo baykuş. Kedi çocuk, yakalandık işte. Merak etme, robotları sizden uzaklaş. Kertenkele. Merak etme, onu da kurtaracağız, heykelimi de alacağız. Bunun için yangın çıkışına koşup oradan yan merdivenlerden tekrar çıkman gerekiyor. Şimdi anladın mı? Tamam, öyle diyorsan. Hadi kedi çocuk, şimdi. Artık bitti ay kızı. Kedi çocuk. En iyisi sürüngen çocukla pisiciyi de ay evime koyayım ben. Gerçekten çok güzel heykel olabilirler onlar. Zavallı baykuş, sen de ay evimin dekorasyonu olmak ister misin? Kahraman olma zamanı olabilir. Tamam, gerçekten sana veriyorum. Ay heykeli senindir. Ama kertenkele ve kedi çocuğu bırak. Yani bana mı veriyorsun bunu? Sonsuza dek mi hem de? Evet, sonsuza dek. Arkadaşlarımı rahat bırakır mısın artık? Hayır. Hayır mı? Ama ne? Benim kötü olduğumu unuttun mu? Şimdi ben pije heykeli koleksiyonumu tamamlayacağım. Baykuş kız.
Güneş rüzgarı. Ha? Evet. Evet, kurtulduk. Baykuş planörüne. Hayır. Heykelim. Yani. Aldığım için çok üzgünüm ben. Üzgün müsün? Evet. Onu çok beğenmiştim gerçekten. Baykuş kız hadi sen haklıydın. Evet onu çaldı ve bunu itiraf etti. Gidelim hadi. Durun biraz. Gerçekten kahraman olmalıyız. Ah senin olabilir demiştim ve bu sefer ciddiyim. Öyle mi? Olabilir mi? Evet bana da biri vermişti. Ben de sana... Kadar harika. Usta Feng pastası istemiyor kedi çocuk. Hadi gidelim. Ama... Hey çocuklar durun. Neler oluyor? Kedi çocuk. Yakaladım. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Ninjalinalar pastaya dikkat edin. Üzgünüm zavallı pijama askeriler ama pasta benim. Görüşürüz. Hayır dur. Yine ne oldu ya? Başka bir oyuna ne dersin? Yoksa yenileceksin diye mi korkuyorsun? Korkmak mı? Peki sandalye kapmaca ve kazanan da... Vay canına bir sürü usta Feng balonu var. Ay. Aa, ben ilk turda eleneceğim. Sonra pastayı alacağım. Sen gece ninjasını benim için olabildiğince oyala. Yani oyunu kaybetmelisin. Balonlar. Oyunu kaybedeceksin kedi çocuk. Evet tamam. Hayya. Pekala. Müzik durduğu zaman herkes oturmalı. Tabii sandalye varsa. Müzik. Elendin doğum günü çocuğu. Buna inanamıyorum. Çok şanssızım ben. Gece ninjasını asla yenemezsin. Yapışkan kertenkele. Hadi oynayalım. Affedersin. Sandalye dolu. Görüşürüz kuş. Merak etme kertenkele ben geldim. Olamaz sıkıştım. İmdat. Kertenkele yardım etmelisin. Sürüngenler aşkına size yardım mı edeyim? Arkadaşlar bunun içindir. Arkadaşlar birbirlerini kollar. Siz de bana bunu yapıyordunuz işte. Evet. Tamam şimdi ben de size bunu yapacağım. Kahraman olma vakti. Kertenkele mobil uçuşta. Evet. Süper güçlü kertenkele. Yine ne yapıyorsun cılız kertenkele? Kertenkele mobil. Ninja otobüsü olmazsa o zaman pijama askerlerin arabalarını alırım. Sonra ninja mavisi ve ninja siyahına boyarım. Kedi çocuk, baykuş kız bana yardım edin. Dur, geliyorum kertenkele. Ne 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 ne. İşte kurtuldum. Hey gece ninjası. Birlikteyken 3 pijama askeri bütün ninja linoları yener. Pijama askeriler hadi. Süper hızlı kedi. Beni korkutamazsın kertenkele. Önce şu kontrolleri bir anlayayım ben. Bu şapkal şey nasıl çalışıyor ki? Çirkin otobüsünüzle arabanız size kalsın. Ama bir dahakine beni yenemezsiniz pijama askeri. Bakıyorum bakıyorum bir şey yok.
Dur baykuş kız. Kayıp tren raylarının izleri buradaydı. Hatırladın mı? Onları takip edersek treni bulabilir miyiz? Evet, gidelim. Vay canına. Bu Romeo'nun laboratuvarı mı? Öyle görünüyor kertenkele ama biz görmeden gitti. Belki burada... Çocuklar boş verin Romeo'yu. Laboratuvardaysa treni o almamış demektir. Treni alan kişiyi bulmalıyız. Hadi hadi hadi. Tamam. Hey. Hiç ray yok. Treni şimdi nasıl bulacağız peki? Baykuş gözü. İleride bir şey görüyorum. Hızlı bir şey. Evet, işte bu. O tren. Bak, hızlı olduğunu söylemiştim. Bakalım kullanan kimmiş? Romeo! Oo, nasılsınız bakalım maskeliler? Ama demin laboratuvarındaydın. O ben değilim ki. Laboratuvarı kullanan kimse yok. İşe yaramaz şey bozulup kendi kendine uçmuş. Neyse ki bu tren sayesinde onu yakalayabilirim ben. İyi ama bu raylar nereden geliyor? Kolay. Ha, yeni icadım sayesinde. Ray döşeyici. Her yere ray döşüyor. Vay canına, bu çok havalıymış. Asıl havalı olan yanı arka taraftan da rayları topluyor olması. Ama Romeo... Trene ihtiyacın yok ki. Laboratuvarını biz yakalarız. Ha, laboratuvarı yakalayınca treni vermeyeceğim ki. İmkansız. Laboratuvardaki aletlerimle bu treni daha da hızlandırabilirim ben. Aha! Dünyanın en hızlı kötüsü olacağım. Eğer ben ıslanacaksam ay kızı, sen de ıslanacaksın. Çok kısa. Durun! Durun! Hayır! Evet, hallettim. Şimdi bunu tersine çevirelim. İşte. Kertenkele çabuk, depodaki bulutlardan kurtulmalıyız. Geliyorum kedi çocuk. Süper güçlü kertenkele. İşte başardık. Bütün bulutlar kayboldu. Ve güneşi de kurtardık. Ver şunu bana. Hayır. Bırak. Hayır. Ha? Ay mıknatısım, şimdi nasıl kullanacağım bunu? Tamir edeceğim. Ve bir dahakine görüşeceğiz maskeliler. Başardın kedi çocuğu. Yapabilirsin demiştik. Islanmak o kadar da kötü değilmiş. Sonuçta arkadaşlarımı kurtarmalıydım değil mi? Maskeliler alkış hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Şimdi yakalayacağım seni. Yakalayacağım. Ama su. Çok güzel anne. Gerçekten mi? Hala sevmiyor musun? Hayır. Ama yine de sizi ıslatmak güzel olur. Kedi hızı. Bu kocaman robot minik pisici yüzdü mü yoksa? Ha? Şimdi onları bağla. Merak etmeyin, Flash fiskem sizi kurtaracak. Ama öyle bir kahraman hareketi yok ki. O sadece bir kitap. Flossy Flash. Yumruk ve tekme. Ay. Sallanma baykuş kız. Şimdi seni çöpe atma zamanı geldi. Robot. Hayır, bırak beni. Olamaz. Flash fiskesi işe yaramadı. Ay. Baykuş kız, iyi misin? Evet, ama özür dilerim. Neden Flossy Flash olmak istedim ki? Ben baykuş kızım. Şimdi Romeo'ya şehirdeki en güzel kitabı göstereceğim. O zaten bende. Ve yakında hepsinde benim resmim olacak. Çabuk peşlerinden. Kedi arabasıyla onları yakalarız. Tamam.
Ama bu sefer baykuş güçlerim olacak. Kahraman olma zamanı. Flossy Flash kitabını ne yapacak ki? Baykuş gözler. Tamam, küçük kuşların söylediğine göre... Burada. Kedi arabası saklan. İyi zamanlama. İşte şimdi şu üç ağacın arkasına gidip çok sıkı çekin. Yere yakın olsun. Eğer Romeo'yu durduracaksak önce o robotu durdurmamız gerekiyor. Ya şimdi baykuş kız? Şimdi ise muhteşem baykuş kız kendi yeteneklerini kullanacak. Önce süper baykuş kanadı. Sonra baykuş gözleri. Baksana Romeo. Hala en sevdiğim kitabı alamadın. Ne? Git getir robot. Biraz daha uğraşman gerek. Ben bunu daha iyi yaparım. Ne? Ama beni yaparken görmüştün. İşte oldu. Kedi çocuk geliyor. Kedi çocuk. Bu laboratuvardan kurtulmalıyım. Evet. Hayır. Kedi çocuk imdadı. Kedi çocuk imdadı. Kedi çocuk imdadı. Tamam kedi çocuk. Bırak ben hallederim. Eldivenim tekrar çalıştı. Yakında bütün dünya iğrenç kokumla boğulacağım. İğrenç kokumu olamaz. Durduralım şunu. Durduracağım. Ama önce sana zıplama eldiveniyle yetişmem gerek. Ha? Sürüngenler aşkına kedi çocuk, bana bırak şunu. Aa, ne kadar zor olduğunu gördün kertenkele. Bana bıraksan iyi olur. Ama üstünden düşen sendin. Biliyorum ve senin de düşmeni istemiyorum. Ay. Kedi çocuk zavallı pisicik. Kedi çocuk, baykuş planörünün üstünde zıplama. Boş ver, seni kurtarıyorum. Suda yürüyen kertenkele. Sağ ol kertenkele. Of ya, buradan kurtulmam gerekiyor. Şimdi seni durduracağım Romeo. Bu sefer zıplayan eldivenle Romeo'yu durduracağım. Dur kertenkele, bana bırak. Artık alışmaya başladım. Hayır, başlamadın. Sen ne zaman zıplasan... Ne yapıyorsun sen zavallı pisicik? Hey kedi çocuk, zıplayan eldiveni hemen... Bir şey göremiyorum. Peki ya sen kedi çocuk? Hayır, ben de göremiyorum. Sen. Ha? Bizimle gelmiş. Burada olmaman gerekiyor. Kedi çocuk, eminim yardımımızı istiyordur. Hayır, güvende olabilmemiz için onu buradan göndermeliyim. İnmeden hiçbir şey yapamayız. Ayrıca kemerini de takman gerek. Kertenkele, inene kadar kucağına al hadi. Alacağım. Ha? Ve bir daha ortalığı dağıtmamasını sağlayacağım. Hayır. Ver onu bana kertenkele. Yine mi? Yakaladım. Bak işte. Şimdi anladınız mı? Bize kaza yaptırdı. Sürüngenler aşkına. Kedi çocuk, kazayı sen yaptırdın ama. Hadi. Kedi çocuk bizden yardım istiyor. Karargahımıza zarar verip planörü düşürdü. Niye yardım edelim ki? Hadi git. Vay vay. Gece ninjası. Pijama maskeliler de gelmiş demek. Demek yanınızdaki de benim küçük... Ajanım. Ajan mı? Bu benim minnacık Nijelino bir şeyler karıştırıyordur dedim size. Şimdi pijama maskelilerin karargahıyla ilgili her şeyi anlat ki... ...orayı hemen ele geçirebileyim. Ne demek artık ajan olmak istemiyorum. Sen pijama maskelileri sevdin mi? Onlar iyi mi?
Onlarla arkadaş olamazsın seni şapşal Ninjalina. Onlar pijama maskeliler. Onları gözetlemen gerekiyordu. Aa, hayır yapma. Arkama saklanmasana. Kedi çocuk, o bizi gözetlemiyordu. Arkadaş olmak istiyordu. Şimdi de yardımımızı istiyor. Ama ya yeni ajanlığa başlarsa? Bunu yapacaksa ona yardım ed... Süper hızlı kedi. Mikrofonu geri verseni şapşal kız. Kuyruğum sıkıştı. Asla. Ben Jayden Houston konserine gündüz gidemiyorsam hiç kimse gidemez. Jayden mikrofonu benim. Ne istersem söylerim. Hadi çabuk peşinden gidelim. Çocuklar durun, kuyruğumu kurtarmalısınız. O bileti istiyorum. Yardım ederim. Ama ben de istiyorum. Süper güçlü kertenkele. İyi misin baykuş kız? Evet. Harika. Ay kızını yakalamama kim yardım edecek? Bir şey duydun mu kedi çocuk? Belki küçük kuşlar bileti bana vermeni söylüyordur. Bu zor bir karar. İkiniz de arkadaşımsınız. Bu da ne? Harika. Bu senin Flash kız oyuncağın. Her yerde bunu arıyordum. Ama istersen sende kalabilir. Sağ ol. Sen çok iyisin. Öyle değil mi kertenkele? Senin odanı temizlerim. Bir ay boyunca. Vay canına. Sağ ol. Ne kadar iyi he baykuş kız. Daha iyisi olmazdı herhalde değil mi? Ama mesela şey olsa harika olurdu. Baykuş planörünü uçurmak gibi. Evet. Uçmak harika bir şey. Bundan iyisini zor bulursun kertenkele. Baykuş gözü. İşte ay kızı. La la la. Çocuk, planörün kolunu kullanarak altı mikrofonu yakala. Kolu mu? Bunu nasıl? İşte buradaki. Yumurtalar eskisinden kötü kokuyor. Tabii ki zavallı pisi çocuk. Benim kokuşturucumda daha çok çürüyorlar. Kertenkele mobile sığınsak çok iyi olur. Ama nerede kertenkele? Yani gerek de yok aslında. Saklanalım. Mesela işte böyle. Yani böyle. Yani böyle. Böyle. Saklanalım. Ama kamuflaj yok ki. Söyle kuşlar aşkına. Buradan uzaklaşmalıyız. Kaçın. Zavallıcıklar. Parfümüm hoşunuza gitmedi mi sizin? Kamuflaj iyi bir plan kertenkele. Ama bunun için arabaya binmemiz gerekiyor. Araba nerede? Şurada. Birazdan yeni kokuşmuş yumurtalarım da hazır olacak pijama maskeliler. Kokuya daha ne kadar dayanırım bilemiyorum. Romeo laboratuvarında olduğu için anlamıyor. Keşke biz de arabamızda olsaydık. Hadi kertenkele götür bizi. Ama gerek yok ki. Çünkü... Kertenkele ne yapıyorsun? Olamaz. Romeo'nun yumurtaları hazır. Tamam benim fikrim var. Ne? Yumurtaları durdurabilecek misin? İşte böyle. Merak etmeyin. Kokuyu süper güçlü kaslarımla ve mega rüzgarla kovabilirim. Harika bir hedef. Koku geliyor. Kertenkele. Biliyorum. Buna dayanamıyorum. Kertenkele mobildeki su hortumuyla seni bir an önce yıkamamız gerekiyor. Yerinin bize neden söylemiyorsun? Yoksa onu kaybetmedin öyle değil mi? Hayır. Yerini biliyorum. Yalnız şey var. Romeo'yu durdurmanın yolunu buldum. Yumurtalardan korkma sırası ona geçti. Çünkü dinozor yumurtası bende. Yaşasın! Oh!
uçma yeteneğini görürsün sen. Ay canına. Evet. Ama bizim balon aramamız gerekmiyor muydu? Kedi bıyıklarım aşkına. Ne işaret ediyor öyle? Baykuş gözü. İşte ay kızı. Sürüngenler aşkına, buradan sonrasını yürüsem iyi olur. Nasıl iyi uçtuğumu gördünüz mü? Bana iyi bak baykuş kız. Belki birkaç hareket öğrenebilirsin. Hareket mi? Ama çakılıyordum. Evet, bu şeyi çok iyi beceriyorum, öyle değil mi? Uçma yeteneğim ekibe çok yarayacak. Yeteneğin mi? Uçan başka birileri daha vardı hatırlarsan. Hadi çocuklar, belki ekibe birlikte de yardım edebilirsiniz. Resim güzel olmuş. Artık o şapşal çocuklar gündüz balona binemeyecek. Artık bu ay balonu benim oldu. Siz etrafı gözetleyin. Ben skuturuma binip balonu almaya gidiyorum. Bunun için çok iyi uçmalısın. Merak etme baykuş kız, sen orasını bana bırak. Benim için gerçekten çok kolay olacak. Gerçekten mi? Çocuklar tartışmayın lütfen. Belki kamuflaj gücümle balonu ben de getirebilirim. Kamuflaj güzeldir ama benim skuturum çok daha havalı. Bak şimdi. Hey ay kızı, balonu hemen ver. Küçük pisicik gelmiş. Balonumu istiyorsun. İyi, o zaman gel de al bakalım. Merak etmeyin, sorun yok. Pisiciğin başı biraz dönecek. Hayır. Anlamadınız mı? Uzay lazerimi bitirmek için. Uzay lazerimi? Harika. Neyin peşindesin sen? Sadece ayın yüzeyine bir resmimi çizeceğim. Ay'a mı? Bence şu taraftan daha iyi. Ne yakışıklıyım değil mi? Evet efendim. Dünyayı ele geçirdiğimde herkes beni tanımış olacak. Önce lazeri tutmayı öğrenin. Tamam, deniyorum işte. Ay'a resim yapamazsın Romeo. Teleskopu bize ver hemen. Şapşal pisi. Canım ne isterse onu yaparım. Öyle mi? Bir şey yap robot. Kertenkele, kedi çocuğa yardım et. Romeo'nun lazerini ben durdurabilirim. Birazcık da sola çevirelim. Şimdi görürsün. Kertenkele bir şey yap. Ama ne yapayım ki? Hem lazer hem de robot var. Elveda de minik kuş. Beni bekle efendi. Hadi peşinden gidelim. Sıkıysa bana yetişin bakalım beceriksizler. Sıkı tutunun. Ortalığımı dağıttım biraz. Hızıma yetişemiyorsunuz galiba. Ha pijama askeriler. Sakar parmaklar. Dur yardım edeyim. Ben sakar olmadığım için sorun olmaz. Herkes iyi mi? Evet. Ne? Hayır. Artık sen de sakarsın kuş beyinli. Işınım sayesinde en sakarları sen oldun ve artık asla düz yürüyemeyeceksin. Düz uçamıyorum. Bu gerçekten büyük bir felaket. İkiniz de çok sakarsınız. Işının etkisi nasıl geçecek? Sen de sakar olduğunu kabul eder misin lütfen? Ama değilim ki. Ben zarif bir kediyim.
Artık hepiniz sakarsınız. Kuş beyinli, sürüngen çocuk ve hepsinden önce yaramaz pisi. Önce kedi çocuk mu sakar oldu yani? Evet, dün gece evinde uyurken. Şimdi dünyadaki herkesi sakar yapacağım. Ve en büyük ben olacağım. Olamaz. Ve sizin de yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Güle güle pijamaskeliler. Demek sen de sakar oldun. Hem de bizden önce. Evet ama sanırım öyleymişim ve kabul etmediğim için şimdi hepimiz öyleyiz. Çok özür dilerim. Aa, kedi çocuk önemli değil. Gerçekten mi? Evet ama ne yapabiliriz? Devamlı düşeceğiz, takılacağız, yerde kayacağız. Biz yine de pijamaskelileriz. Buna bir son verip Romeo'yu durduracağız. Kahraman olma zamanı. Bekle bizi Romeo. Evet. Ama düşündüğümden biraz uzun sürebilir. Çocuklar kafamızı toparlayıp birbirimize yardım etmeliyiz. Tamam, şimdi sağa kır. Hayır, düz git. Biraz daha mı sakarlık istiyorsunuz? Fenk ve uçan tekmeye göre bir iş. Hadi gidelim. Ama... Usta Feng'in yok edici yumruğu adına hemen dur. Tabii ölümcül tekmemi istiyorsan o başka dostum. Kertenkele. Önce ısınsaydım keşke. Oyun bahçesinin eşyalarını bize derhal geri ver. Olumsuz yeni robot benim arkadaşım. Tekme, robot kaçıyor. Gidelim Usta Feng. Çocuklar bekleyin, yavaş olun. Ben binaların üstünde uçup size yol gösterebilirim. Usta Feng ve uçan tekmenin yola ihtiyacı yoktur. Biz dövüş sanatları ustasıyız. Ya! Evet, biz her şeye hazırız. Affedersin. Sorun değil. Ya! Peki ama ya ben? Sürüngenler aşkına. Buna hazır değilmişim. Evet ben de öyle. Ama uçan tekme birkaç çöp kutusuyla duracak gibi değil. Söylesenize robot nerede? Parka doğru gidiyordu. Pekala kedi arabasına. Hayya. Dikkat edin pija zavallılar. Robot yenidir. Henüz bütün ayarlarını yapmadık. Sen iyi misin? Önüne bakarak yürüsene şapşal. Ne dedin sen bana? Hiçbir şey. Gidelim Robert. İşte orada. Plan nedir? İkiniz geride durup uçan tekme Maggie'yi iş başında izleyeceksiniz Benim kalem ninja gibi sağlamdır. Yıkmak için bundan iyisini yapmalısınız. Üzgünüm kedi çocuk. Mega miyavlamadan etkileneceğini düşünemedim. Evet, mega miyavlama büyük bir hata oldu. Anlaşılan iş yine bana kaldı. Kamuflajlı araba gücü. Nerede şu şapşal kertenkele? Ninjalinolar, otobüslerden niye çıktınız? İçeri girip kertenkeleyi durdurun hadi. Sürüngenler aşkına sıkıştım. İşte şimdi oldu. Ninjalinolar gösterin gününü. Galiba benim durağa geldik. Kamuflajlı kertenkele. Olamaz. Yapışkan yıldız mancınığı mı? Bize de ondan gerek değil mi? Hayır değil baykuş kız. Bizim de savunma aletlerimiz var. Evet, baykuş kız bize yardım eder misin acaba? İyi ama belki de... Merhaba işe yaramaz pijama maskeliler. İtiraf edin, en iyi karargah benim. Ve sizinkini de yok edeceğim şimdi.
tüylü top mancınığımıza karşı koyarsak yok edemezsin. Al bakalım. Iskaladı. Sen baykuş değilsin. Kör bir yarasasın. Önce bir hedefi ayarlayalım. Hey baykuş kız, biz aynı takımdayız. İşte buradasın kertenkele. Dur da seni birazcık döndür. Yakaladım. Teşekkür ederim. Tuzaklarımı denediğin için sağ ol kertenkele. İyi geceler pijama zavallılar. Sen iyi misin kertenkele? İyiyim ama içeri girersek çok daha iyi olacağız. Kertenkele, Romeo'yu duydun. Bütün müzede tuzak varmış. Belki içeri girmememiz gerekiyordur. Ama çocuklar, onu durdurmamızın tek yolu bu. Ya içeri girmek yerine Romeo'yu dışarı çıkartabilirsek nasıl olur? Harika bir fikir baykuş kız ve aklıma da bir şey geldi. Merhaba, ben robot. Merhaba robot, benim adım... Bu sesi biliyorum ben. Bu dondurma arabası. En sevdiğim şey. Umarım antep fıstıklısından vardır orada. Romeo geliyor. Fırsat bu fırsat. Yakaladım seni Romeo. Numara mıydı? Dondurma yiyecektim ama ben. Siz görürsünüz pijama maskeliler. Süper yapışkan kertenkele. Kertenkele, siz hiç akıllanmıyorsunuz. Hemen buraya gel Romeo. Ne? Kandırdım. Yeniden. Kertenkele dikkat. Sürüngenler aşkına. Kertenkele mobilim. Şapşık kedi. Öyle bir şeyi asla yapmam. Evet yaparsın. Tamam, kedi çocuğu gıdıklamayı bırakırsan istediğin her şeyi yaparız. Korkak kedi ve kuş kafa, uydu kulesini yapmaya başlayın hemen. Siz burada çalışırken ben de radikal Romeo kumandamı bitireceğim. Tamam, bir planım var. Romeo küçük kumandayı sırt çantasına koydu. Ben dikkatini dağıtayım, sen de çaktırmadan yaklaşıp kumandayı al. Fena değil. Ama benim planıma göre büyük kumandayı alıyoruz. Sen dikkatini dağıt, ben de çaktırmadan içeri girip büyük kumandayı alayım. Benim planım daha güvenli. Hem Romeo'nun laboratuvar kapılarına bir şey yaptığını gördüm. Tuzak kurmuş olabilir. Sen onu merak etme. Lideriniz benim, her şey kontrolüm altında. Tamam. Romeo! Bana yardım eder misin? Ne oldu? Kuş kafa. Kulenin birleşim yeri için hangi parçaları kullanacağız? Bir de uzunluğu ne kadar olsun? Alarm. Bir dakika. Bir fikrim var. Süper kedi hızı. Ay. Neler oluyor böyle? Beni kandırmaya mı çalışıyorsunuz? Şimdi sizinle biraz daha uğraşmamız gerekecek. Olamaz. Kedi çocuk, böyle olacağını biliyordum. Beni oynatmayı kes Romeo. İşçilerimin şikayet etmesine gıcık oluyorum. Sesini kapatayım bari. Hayır yapma. Çok daha iyi. Şimdi çalış bakalım. Hızlı modda çalış. Uyduyu da sen koy. Aferin kertenkele bacak. Sen de minik kedicik. Yeni radikal Romeo kumandamı getir bana. Kedi bıyıkları devreye girsin. Teşekkür ederim sevimli kedicik. Böyle çok daha tatlısın. Zıplayın pijama kostümlüler. Çok eğlenceli. Ama zıplamanız gerekiyor. Dans etmeniz değil. Birkaç ayarlama daha yapmam.